Trump sandıkta kazandığı Beyaz Saray'ın anahtarını aldı. Şimdi gözler ülkeyi yönetecek ekibi nasıl şekillendireceğinde. Henüz çok erken ama Amerikan medyasında bazı isimler dillendirilmeye başlandı bile. NBC televizyonuna göre Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye için dikkat çekici bir isim geçiyor. Atatürk hayranlığıyla bilinen Newt Gingrich. Gingrich, Temsilciler Meclisi Başkanlığı da yaptı. Daha önce Mustafa Kemal Atatürk hayranı olduğunu, kendisine örnek aldığını ifade etmişti. Politico'ya göre ise Dışişleri Bakanlığı'nda Gingrich'in rakibi Senatör Bob Corker olabilir. Corker şu anda Senato Dışişleri Komitesi'nin başkanlığını yapıyor. NBC Adalet Bakanlığı içinse Rudy Giuliani'ye işaret etti. Giuliani, New York'un eski belediye başkanlarından biri. En büyük icraatı kentte suç oranlarını düşürmek oldu. 11 Eylül saldırıları sırasında da görevdeydi. Televizyonlardan yaptığı halkı sakinleştirmeye yönelik başarılı konuşmaları ününü arttırdı. 2008'de ABD başkanı olmak için adaylığını koydu ama başarılı olamadı. İtalyan göçmeni bir hukukçu. İddiaya göre Trump, İçişleri Bakanı olarak Forrest Lucas'ı düşünüyor. Ünlü petrol şirketi Lucas Oil'in kurucularından. Yani Trump'ın kendisi gibi ünlü ve başarılı bir iş adamı. Trump'ın Hazine Bakanlığı için de benzer bir tutumla seçimini yapması bekleniyor. Amerikan medyasına göre en büyük aday yatırım bankası Goldman Sachs'tan 40 milyon dolarlık servet toplayan Steven Mnuchin. Ve bir diğer kritik görev Savunma Bakanlığı. Senatör Jeff Sessions'ın adı öne çıkıyor. 2007'de bir Amerikan gazetesi onu en muhafazakar 5. senatör ilan etmişti. Irak Savaşı'na desteğiyle hatırlanıyor.